Herkese yeniden selamlar sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 11-17 Aralık haftalık kahve yorumunuzu sizlere yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir hafta diliyorum. Haftanın bolluğu, bereketi, huzuru, aşkı, başarıları sizlerin olsun arkadaşlar. Birileri geliyor. Sizden istediğini bulamadığı için hop geri gidiyorlar. Yani bu çok anlık bir durum. Öncelikle şuradan sizlere başlayayım. Çünkü dökünce gidecek. Şimdi arkadaşlar bakın gelmişler. Ya işte Boğa Burcu arkadaşım yeğenim. Ben yengem, ben enişten, ben bilmem kim. Beni hatırladın mı? Dersiniz ya hatırladım ya da hatırlamadım bir şekilde. Ya işte bizim şöyle şöyle sizin olduğunuz şehir değişimiz var. Ya, biz size gelip kalacağız. Bu bir. Böyle bir durum olabilir. İkincisi ya ben işte bilemiyorum askerlik falan olduysa erkekler için söylüyorum. İşte beni hatırladı mı? Ya benim işte arkadaşım, devrem, benim borcum var, bana para ver. Bu tarz bir durumla geliyor. Yani tamamen ihtiyaç niyetiyle geliyor. Ya beni senelerdir aramamışsın, sormamışsın olmuş, beni çağırmamışsın. Şimdi beni neden ararsın? Değil mi? Bu şekilde iyi niyetle gelip sizden istediklerini bulamadık için boşta kalıyor bu arada. Bu istediklerinin başına herhangi bir insan görünmüyor. Şunlar kadar net bir insan görünmüyor. Yani istediklerini onlara vermediğiniz için Sizden geri gidiyorlar sevgili dostlar. Yani istediklerini verdiğiniz sürece sizin yanınızda duracak. Vermediğinizde de eh iyi bir insan değil, şöyle bir insan hiç halden anlamıyor şeklinde konuşacak bazı insanlar bunlar. Yani siz bilirsiniz tabii ki ama dediğim gibi yani istediklerini verseniz de ondan sonra işlerini halledip gidecekler ve sizi tekrar unutacaklar. Onu söyleyeyim bu bir. Çünkü bu insanlarla da aranıza bakın artık bir sınır çizdiğiniz açık ve net. Bu dönem içerisinde çok güzel bir düşünce var. Aslında bakın soldan gelmiş. ya yani sağdan gelmiyor? Soldan gelmiş. Demek ki şu anda sıkıldığınız bir şeyler var. Okulla ilgili sıkılıyor olabilir. Yani hani için söylüyorum. Okulla ilgili sıkılıyor olabilirsiniz. İşiniz, aşkınız, ev, yuva, çocuk, çocuk sağken yani bir şey sizin ya da bir şey açıklanmıyor, cevap gelmiyor. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Şimdi bu hafta öncelikle cevap gelebilir, bir şeyler düzelebilir. Ama onun haricinde daha çok siz bu durumu yani krizi fırsata çevirebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ya ben mezun olacağım. Hani mezun olana kadar denir ya. Hem okuyayım, hem çalışayım. Hani sadece mezun olmayı beklemeyeyim bulmak için. Önceden başlayayım. Sizin de böyle bir durumunuz olabilir. Daha bir şeyleri öğrenirken, daha bir şeyler yaparken erkenden bir şeylere başlama isteği. Belki de hayata geç kaldığınızı düşündüğünüz için bu olay beni çok geciktiriyor, benim canımı sıkıyor. Ya da bir tane sınava ben niye hazırlanayım ki? Aynı anda ikisine birden hazırlanayım. Hem şu sınava da gireyim hem buna da gireyim. Yani aynı anda birden fazla şey yapabilirsiniz zamanı da kendiniz için uygun olan yöne çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şu kısımları size göstereyim. Bakın. Yani terveyi ben biraz fazla katmışım. <laughs> Böyle bir fincanda evet fazlaydı. Yani zaten köpüklüydü. Bayağı köpüklüydü. Şuradan belli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktım. öncelikle sağlığınıza çok dikkat edin. İnsanlar sizi uyaracak. Ya bu kadar yeme, bu kadar ya da kendini aç bırakma. Bunu çok yeme ya iyi değil. Yani insanlar, sigara mı içiyorsunuz? İnsanlar sizi uyarabilir bir şeylere karşı biraz bu uyarıları dikkate almakta fayda var bu bir. İkincisi insanlar sizi maddiyatla ilgili birazcık bu dönem içerisinde sıkıştırabilir. Para kazanıyorsanız yani biraz daha fazla para bırak gibi. Biraz daha işte kenarına at. Harcamalarına dikkat et şeklinde bir durum olabilir. İlla ki para kazanıp kazanmamanız için önemli. Harçlık bile alıyorsanız. Hani böyle bir durum varsa. Harçlık alma şeklinde bir durumunuz varsa. Biraz daha az harca. Bak biraz kenarına at ya da biraz senden kısacağım gibi insanlar bakın. Yani insanlar değil, çevreniz Sizdeki insanlar da sizi uyarabilir. Aile bireyleri de bunu yapabilir. Az harca, az ye, az iç. Bir şeyleri az yap. Ama genel olarak şöyle bir şey var. İşi sağlığa bağlıyorlar. Yani az ye, bunu iyi değil. Sigarayı az iç. Bu kadar içme. Bunu bu kadar yeme iyi değil çok yağlı. Bak paranı tut ya bak sağlık hastalık var, sağlık var. Şuradan da şu hastalık geliyor bak lazım olur. Yani hep böyle sağlık alanında bak sağlık için MR'a gideceksin, para lazım. Yani tut biraz kenarında. Hep böyle bakın olaylar, para olsun, yeme olsun hep böyle bir sizin sağlığınıza dayanan konuşmalar var. Bunlara birazcık dikkat etmeniz önemli olacak. Onun dışında bir karışma durumu Görmedim yani olayı dönüp dolaşıp sizin sağlığınıza e, bağlıyorlar şöyle bir devam ettiğimde çok fazla göz göz durumlar var aslında kötü değil sol tarafta olmasına rağmen kötü değil bunlar arkadaşlar tepedeki bakışlar yani sizin kendi hayatınızı olan bakışınız ben kendimi nasıl görüyorum ben nasıl bir insanım şeklindeki durumlar ya dışarıdan bakıldığında gerçekten şu hareketin iyi durmuyor ya ben dışarıdan bakıldığımda ya da sesken insan kendi sesini ya yani benim normalde sesim bana göre daha farklı bir tonda. Kamerada bakıyorum. Yani küçük çocuk sesi gibi çıkıyor. <laughs> saçım da beyaz var. Kamerada sesim çocuk gibi çıkıyor. Sanki şimdi çok küçükmüş gibi çıkıyor. Ama siz de bakın böyle dışarıdan sesim acaba nasıl çıkıyor? diyebilirsiniz bu bir. İkincisi ya ben dışarıdan bu hareketi yapıyorum, gülüyorum. Acaba dişlerim nasıl görünüyor? Ben bu kıyafeti giyiyorum. Dışarıdan ben nasıl görünüyorum? İşte yandan bakıyorum burnum nasıl görünüyor? Yani biraz arkadaşlar dışarıdan kendinize baktığınızda ya ben dışarıdan nasıl bir insanım? Espri yapıyorum, gülüyorum. Acaba neye benziyorum? Nasıl oluyorum? Kendinize böyle çok bakabilirsiniz. Ya eşim acaba ya da partnerim, şu partner adayı acaba beni dışarıdan nasıl bir insan olarak görüyor gibi kendinizi böyle dışarıdan çok incelediğiniz bir dönem. Ya şu açayım da bir özgeçmişime bakayım. kendime acaba işe alır mıyım? Bakın çocuklarınız aynı şekilde kendine de bunu yapabilir. Ya ben düşündüm taşındım dışarıdan bakıldığında benim hiçbir aktivitem yok. Bana bu hayatta ne yaptın? Ne müzik çalıyorsun? işte hangi başarıların var diye sorsa hiçbir şeyim yok yani. Hani böyle doğru dürüst hiçbir şeyim yok böyle bir dışarıdan bakıldığında hiç malım mülküm hiçbir şeyim yok. Gelirim yok, emeklim yok. Yani kendinize bazı şeylerde böyle bir rahatsızlık hissedebilirsiniz ve birçok konuda da kendinizi böyle bir toparlama döneminiz var zaten 2024 yılı yıllık tarot bakımlarınızda da kendinizi büyük bir değişim yapmak istediğinizi, evinizi, yuvanızı ya dışarıdan bakınca evin dışı dökülüyor ya sıvalar dökülüyor. Evin dışını yaptıralım yani mutlaka yaptıralım kötü görünüyor. Hep böyle bir dışarıdan bakma. Ben içeriden bakınca sıkıntı yok, gayet keyifliyim. Ama dışarıdan bakınca sonuçta toplumla yaşıyorum. Dışarıdan bakınca ne oluyor? Hayatım neye benziyor? Ailem nasıl görünüyor? Yüzüm, cildim, dişim Kulağım nasıl görünüyor? Evim değil mi? İşim, yaptığım iş nasıl görünüyor? E, kendimi işe alır mıyım? Kendimle evlenir miyim? Ben kendimden hoşlanır mıydım yani bu harekette? Kendimle arkadaş olur muydum? Yani böyle soruları sorarak sanki 2024'te de aynı şekilde bakın şimdiden demek ki enerjisi başlıyor. Ben ne olurdum? Nasıl değişebilirim? Ki 2024'te de kendinizi bununla ilgili ev sahibi olma, para biriktirme, çeşitli yatırımları deneme, girişim yapma hem de beklenmedik olayların gerçekleşmesi yani gelişmesi, sürprizler, fırsatlar çok fazla. Umarım bunu 2024'te değerlendirsiniz. Ama bakın değişiminiz demek ki 2024'de çok fazla kalmıyor. Daha bu hafta ile beraber düşünceler yavaş yavaş gelişiyor. Tabi insan hemen bir şey düşündüğü anda hemen yapmıyor. Biraz böyle aklını kurcalıyor, araştırıyor. Ondan sonra uygulamaya geçiyor. Sizin de bu şekilde. Sevgili boğalar devam ettiğimde burada bakın 3 kişisiniz oturmuşsunuz. Bir şeyler konuşuyorsunuz. Bu bir ikincisi bir terazi durumu söz konusu. Yani ilahi adalette sorgulanacak bazı bazı insanlar var. Bakın bunlar geçmişte kalmış insanlar. Ee, siz o insanları geçmişte bırakabilirsiniz. Onlar geçmişte kalabilir ama ilahi adalet geçmişte kaldı. Şimdi oldu diye ayırt etmez. Karma da aynı şekilde. Geçmişte oldu. Şimdi ya kadar o cezalandırılmadı ya da sonucunu görmedi. Bir daha da görmez diye bir şey yok. Her şey elbet bir sonucu vardır. Ha bu dünyada ha öbür dünyada. Ve bu hayatta bir ilahi adalet o e, ilahi adalet yani o kadar şey yaptı sonucunda da buna katlanacak diyebileceğiniz bazı durumlar var. Sizi geçmişte bıraksanız da onlar geçmişte kalmamış ilahi adaletle alakalı bazı durumlar bu hafta olabilir. Özellikle de böyle yani düşmanım diyebileceğiniz insanlara karşı ve az önce bahsettiğim o üçlü grup şu fincanınızda bahsetmiştim. O üçlü kişiler. Artık arkadaşlar bakın yok yani yok yok. Baya aranıza mesafe koyduğunuz bir dönem. Bu arada biraz da sıkılıyorsunuz. Yani biraz değil baya sıkılmışsınız. Bir telefon var arkadaşlar. Gelen güzel telefon. Biraz e, ulaşılması zor bir insanın Ulaşılması zor bir yerden bu telefon gelebilir. Ve sizin için bir apnalı gibi yani şans gibi bir şans kapısı gibi görünüyor. Yani aslında bir şeyi bu arada elinizi uzatmak istiyorsunuz. Yükselmek istiyorsunuz. Bakın aslında şurayı görmeyin. Şu sarkan kısmı görmeyin. Aslında bir yükseliş. Bakın ok. Ama bir yer var sizi aşağıya çekiyor. Yani yükselmenizi engelleyen bir şey var. Belki düşüneceğiniz, aa yaşlandım, şu oldu, bu oldu. Ben yapamam diye olabilirsiniz bu bir. İkincisi, ya çoluk çocuk var artık benden geç. Hani bunu düşünerek sanki kendi kendinizi engelliyorsunuz. Niyetinize baktığında maşallah, maşallah, maşallah. Seller, sular gibi aktığı sevgili dostlar. Neye niyet ediyorsanız, nelere niyet ediyorsanız, hayırlıysa, hayırlı ise gerçekleşmesini ben sizler adına buradan niyet ediyorum. Bu arada hanenin içi de güzel, temiz görünüyor. İleriye doğru olan da bir yolunuz açıldı. Bu dönemde adında soyadında U, E, E harfi özellikle Y ve T harfi olan birileri, bir de S harfiniz var. size önünüzün açılması hakkında bayağı yardımcı olabilir. Hatta sizin için para bile harcar yani öyle söyleyeyim. Böyle bir durumunuz görünüyor. Benim sizler için sevgili boğalar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.